Premier Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz ve şampiyonluk yarışında sezonun sonu erken gelecek gibi. Sunderland Manchester United'ı konuk ediyor. 14.45'te başlayacak cumartesi bu karşılaşma ve bu karşılaşmaya çıkarken Manchester United en yakın rakibi City'nin 15 puan önünde. Bu maçı kazanıp 17 maçlarını 18 puanla beklemeye başlarsa o maçı da öbür maçı da etkileyecek gibi gözüküyor. Sunderland ise 15. sırada ve 31 puanda. İyi bir sezon geçirmediler işin açıkçası. İskoçya milli takımında Fletcher'ı da yegane gol ümitlerini de kaybettiler. O da sakatlandı ve bu karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak Stadium of Light'ta. Aralarında oynanan son 4 maçın 3'ü berabere 3'ü alt bitmiş. Fakat hiç beraberlik yok. Old Trafford'da son maç, bu sezonki maç 3-1 bitmişti. Geçen sezon United maçı 1-0 kazandı Stadium of Light'ta. Ve son oynadıkları 4 maçta da United'ın üstünlüğünün olduğunu söylemek lazım. Sunderland'ın ligde oynadığı son 4 maç karşılıklı gol izledik. Geçen hafta 10 kişi kalmasına rağmen rakibi Norwich karşısında 1-1 berabere kalabildi. Norwich 10 kişi kalmıştı. United'ın ise daha ilginç bir durumu var. Pazartesi günü, yani bu maçtan yaklaşık 48 saat sonra 14.30'da, bir de gündüz Chelsea ile FA Kupası tekrar maçı oynayacaklar. Dolayısıyla Sir Ferguson'un 15 puanlık farkı da göz önüne alarak bu maçta bayağı bir yıldızını dinlendireceğini de öngörebiliriz. Phil Jones'un sakatlığı devam ediyor. United'da Chelsea maçına hazır olabileceği söylendi. Dolayısıyla bu maçta zaten risk edilmeyecektir. Ferguson'un çıkarttığı kadroya göre, ki onu da maç saatinde göreceğiz, United'ın bu karşılaşmada bir beraberlikle ayrılmasının mutluluk yaratacağını söylemek mümkün. Çünkü iyi bir puan farkı oluştu. Sunderland'da ise 31 puan aslında geride kalan maçlara bakıldığı zaman tehlikeli bir puan. Dolayısıyla onlar da bir puanla bu maçı tamamlamaktan mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Ama her şeyden önemlisi bu karşılaşma alt bitecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla altı oynamanızı öneririm bu maç için.